Biden'ın kararnamesi geçtiğimiz günlerde çok konuşuldu. Sınırla ilgili ABD Meksika sınırında yasa dışı geçişlerin bir günde 2000'i 2000'i aşması, hatta 2500 aşması durumunda eee bu kişiler hızla sınır dışı edilebiliyor artık. Kararname uyarınca ilk sınır dışı eylemleri de işlemleri de gerçekleşti. Eee kararnameye tepkiler de var uzmanlardan. Bu arada yeni bir yol bulmuş tabii kaçak göçmenler. Kaliforniya çölü üzerinden geçmeye çalışıyorlar. Ne var? Bütün cephelerden gelen açıklamalar nasıl? E, şunu söyleyelim. E, Meksika sınırından Amerika'ya yasal girişler günlük 2500'ün üzerine çıkmakla kalmadı. Son verilere göre 4000'lere yaklaştı. Bu günlük 2500'lük sınır ulusal güvenlik sınırı gibi kabul ediliyor. İşte bu sınırın çok çok üstüne çıkılması ile birlikte yaklaşan seçimlerin de aynı zamanda etkisiyle Başkan Joe Biden Meksika sınırından yasak göçü durdurmak adına bir kararname senin de söylediğin gibi imzaladı. Bu kararnameye göre yanında ebeveyni olmayan çocuklar ve çok acil durumlar durumda güvenlik ya da sağlık ihtiyacı olan kişiler haricinde Amerika'ya göç ve iltica başvuruları kabul edilmeyecek. Yasa dışı göçmen alınmayacak. Bu şekilde bir açıklama yapıldı. Sen de söyledin bunun üzerine Meksika sınırında özellikle sınırın Meksika tarafında çok yoğun toplanmalar başladı. Bir grup Kaliforniya tarafındaki çöllere yönelmeye başladı ki bu çok ölümcül bir yolculuk onu da söyleyelim. Ee, çok sayıda insan burada hayatını e, kaybediyor. Cumhuriyetçilerden tepkiler var. Alınan bu karara özellikle çocukların, anne babası olmayan çocukların sınırdan geçişlerinin kabul edilmesi halinde bunun çocuk ticaretine neden olabileceğini belirtiyorlar. Ee, Biden yönetimi de Cumhuriyetçileri suçluyor. Biden yönetimi de diyor ki biz bugüne kadar sınır güvenliğini arttırmak için tasarılar getirdik. Ama Cumhuriyetçi Partili üyeler buna destek vermedikleri için böyle bir adım atmak zorunda kaldık. Bu kadar sert bir karar açıklamak zorunda kaldık diyorlar. Seçime giderken özellikle Donald Trump'ın da tavrını biliyoruz göçmenlere ve Meksika sınırına karşı. Bu konu daha çok tartışılacak gibi duruyor Serdar Amerika'da.